Selam. Bugün kocaman bir kargomuz var. Kargonun boyutuna bakın. Ben de hangi mantıkla bilmiyorum ama saçlarım önüme gelmezse işimi daha da ciddiye alabileceğim kanısına vardım. Küçük falçatamla açmaya başlıyorum. Bir keyiflendim, bir gördünüz mü? Bir sürü BKM kitap patlası. Bu ne? Bu kadar. Yuh. Bunlar ne? Arkadaşlar böyle bir şey koymuşlar. İndirim gibi bir şey yapmışlar da. Algılayamadım. Beynim yetmedi şu an buna. Bunu sonra inceleyeceğim. Belki size hediye ederim. Sana yüksek maaş size hediye ederim. Bu kadar şey ne yapacağım yani. Evet, şimdi başlıyoruz. İlk olarak Felah'ın kutulu setinden başlamak istiyorum. Bunu geç aldım çünkü o zaman okuyamayacaktım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Kutulu setini ben yazara sordum. Dedim hani bu ne anlama geliyor? Biz Halef'i okumadık mı? Niye Halef'liyiz falan. Onlar hediye şemizmiş. Şöyle bir kutulu setimiz var. Şuşa, Azerbaycan. Böyle bir kartvizit. Bu arada ben Halef serisini gerçekten seviyorum. Şöyle Halef bir cildi. Halef. Çok güzeldi. Bu da Halef 2'nin cildiymiş. Bu da Felah'ın kendi cildi. Böyle. Savaşı durdurmam ama elime mikrofon olarak insanlara sesimi duyurabilirim. Mikrofon ve mermi. Şöyle bir ayraç. Yine böyle. Güzel. İlgimi çekti. İlgimi çekmese niye alayım yani. Bir sonraki kitabımız Zor Bir Ailede Büyümek, Geçmişi Onarmak ve Hayatın Geri Kazanmanın Yolu. Hayatını Geri Kazanmanın Yolları. Bu gene TikTok'ta gördüğüm bir alıntıyla almayı düşündüğüm bir kitap oldu. Bir diğeri ise Price. İnşallah doğru okumuşumdur. Bunu da yine protokol, yani herkes okuduğu zamanlarda istemedim. Çünkü o zaman okuyamayacaktım. Zaten bunları da yakın zamanda okuyabileceğimi düşünmüyorum. Söz konusu Umut Esmek olduğunda şimdiye kadar dersimi almış olmalıydım. Hepsinin sonu hayal kırıklığıyla bitmişti. Yine ilgimi çekti ama galiba karakterler arasında çok fazla yaş farkı var. Bu yüzden hani çok kararsız kaldım. Cüretkay Oyuncular Kulübü. Sokak Nöbetçileri 3. Çok heyecanlıyım ama ciltli bu galiba. Bunları sizin için aldım. Ben kendime ciltsiz aldım diye hatırlıyorum Sokak Nöbetçileri. Çünkü ben seriyi ciltsiz olarak şey yaptım. Size çekiliş mi yapacak bunları? Ne yapacak? Tam hatırlamıyorum. Uçaktaki Yabancı adlı kitabı aldım. Bu kitabı gerçekten çok merak ediyorum. Sokak Nöbetçileri 4. Ay inceleyelim, inceleyelim. Üçüncü cildi böyle. Çok sade. Ama kapağı güzel. Umudu yok edecek olan gündüzü gecenin karanlığına terk etmektir. Dört de böyle. Şehvet dersini aldım. Açıkçası kitap tamamen smutmuş diyorlar. Çok fazla smut varmış yani. Ama hiç sıkıntı değil çünkü ben bu yazarın kalemini daha önce okudum. Umarım bunu da severim. İyi Kız Ölüme Çok Yakın. Bu kitabı almayı çok uzun zamandır planlıyordum. İnşallah yanlışlıkla almamışımdır. İkinci kitabını henüz okumadım ama yakın zamanda okuyacağım. İyi Bir Kızın Cinayet Rehberi kitabını da size öneririm bu arada. Gayet güzeldi ama aşk biraz geri plandaydı. Kaybolan Kızlar. Olimpos yayınlarından. Kızın sıcak parlak kanla duvara büyük harflerle bir sözcük yazdığını görebiliyordu. Aslında bu bir sözcük değil de isimdi. Ben Olimpos'un gerilim kitaplarına gerçekten bayılıyorum. Kaliteli kitapları çeviriyorlar. Umarım bu da onlardan birisidir. Ceviz Güzeli'ni aldım Webtoon olarak. Bir gün Diyaner'de gezerken çok ilgimi çekmişti. Hemen arkasına vesaire baktım. O an alamadım. Kendim sipariş ettim. Sizin için bir şeyler almışım. Kendime Sokak Nöbetçilerinin bu günlüklerini aldım. Şimdi bunu çok merak ediyorum. Daha önce inceleme fırsatım da olmadı. Bartu Sarca. Mutlu Sarca. Helin Aktan.
Yankı Sarca, Koza, sadece Koza, Işık Sarca, Lal Sarca. Bakayım günlüklerin içi nasıl. Aa, güzel. Güzel. Bartu. Allah kahretsin. Neyse videonun ortasındasın. Kendine gel. Güzel. Beğendim. Ben bunları seriyi bitirince bende bir inat var biliyorsunuz. Wattpad'den okuyamıyorum. Çok popüler serileri. Şimdi bunları okuyayım. Bitireyim sonra bunları okuyacağım. Beden Dili kitabını almışım. Ben bu kitabı almadım mı? Her şey çok karıştı. Almadım. Almadım bunu. Bu resimli. Din kültürü ve ahlak bilgisi el kitabı. Arkadaşlar din kültürü soruları zormuş. Dilsiz imansız bir insan da değilim yani. Ekran kraliçelerini aldım. Sosyal medya ile alakalı bir kitap olduğu için ilgimi çekti açıkçası. Adil oyunu aldım. Bunun kapağı farklı. Bak bu kadife baskı işte. Beğendim. Türkiye haritaları çalışma defterini aldım. Bu coğrafyada haritalarda sandığım kadar iyi değilmişim. Ve dünya haritalarını aldım. TYT Tarih Soru Bankası aldım arkadaşlar. Bu kadardı. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Yanındaki kodlara ve indirim oranlarına bakarak kendinize indirim sağlayabilirsiniz. Öpüyorum sizleri. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de abone olmayı. Abone olmayı unutmayın ya.